Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sima, bugünkü ders kaç etti? Beş. Önermeleri ben hızlı bir geçeyim. Sima suret bire, ondan sonra metinçi. Hislenince, fikrettikçe nasıl cesetten çıkıyorsun? Mesela şöyle diyeyim, hemen tarif edeyim. Şimdi bu ceset yok, böyle buraya gel, şuraya. Yani cesetle alakan yok. Cesetle alakan yok, böyle fikrettiğin, hissettiğin şeyi yaşıyorsun. Bunun gibi bir şey. Sima, fitildeki nur gibi. Lambadaki. Yanan fitilin şişesi gibi. Bu çok önemliydi. Bir daha söylüyorum. Sima, yani ahireti de şey, ahiretin şeyini burada kullandım ben. Bak şu bedenden çıkıyorum, ne hissediyorsam veya neyi düşünüyorsam, hiç bununla alakam yok yani. Arabanın sanki önünden bakıyorsun ya böyle, hiç burayı görmüyorsun, orayı görüyorsun ama buradasın. Burası, ne kadar bak kendini unutmuşsun, yoksun. Ne kadar buradayken burada değilsin. Ne kadar yakın bu hal, bu fikirler, hisler. Ahirette böyle, dünyaya. Yani ölüm anındaki hali anlattım. Yani bir şey tefekkür ediyorsunuz ya, hissediyorsunuz. Bedenden çıktığın zaman, yani çıkmak ne demek? Şu anda bir şey, ben buradayım, böyle kesildim, böyle havadayım gibi. Cesetle alakam yok. Bu ceset anında, yani ölüm anındaki hal bu. Ceset, suret, şuradaki hal, sima, sima başka. Fitil, lambadaki fitildeki nur gibi. Yanan fitilin şişesi gibi. Sima. Tarih surettir, içerikleri simadır. Tarihte olaylar simadır, tarih surettir. Ben kimim sorusunu ciddi sorduğunda simayı fark edeceksin. Şecere-i hilkate anlamakla kendi yerini anlamlandırmak içindir. Yani şecere-i hilkatle meşgul olmak, yerini tespit etmek, peki ne işine yarayacak? Nereye ait ve layık olduğunu şuuruna taşımak içindir. Nereye ait ve layık olduğunu bu dersler seni oraya taşıyor. Yani bu dersler sen nereye layıksın ve aitsin. Anlayan anlamıştır. Sima birbirine yok etmeden, kapatmadan, hatta birbirine kuvvet veren batınlardan gelenlerin yekünüdür. Simada çeşitli haletleri birbirini yok etmeden, kapatmadan, örtmeden, hatta birbirine kuvvet veren halet, hissiyat ve fikirlerin mecmuasıdır. Dokununca birisine ne hissediyorsun? Sima odur. Duyduğunda kelamı ne hissediyorsan, sima odur. Yüzdeki mimiklerdir. Risale'den okuyorum. Bir milletin mizacı, o milletin hissiyatının menşei olduğu gibi, lisan-ı millisi de hissiyatının makesidir. Suret ile sima arasındaki fark gibi. İnsanların, milletlerin hissiyatı
lisana dökülmüş. Bak bir milletin mizacı, mizacı nedir? Hissiyatına şey yapmış, aktif etmiş. Mizacı, yani fıtratı, bir milletin fıtratı hissiyatına aktif etmiş. Hissiyat da kelamla dışarıya çıkmış. Bu saymış olduklarım aşağıdakiler, yani kelam, sima, bu saymış olduklarım suret. Bir daha okuyorum. Bir milletin mizacı, o milletin hissiyatının menşei, hissiyatı da lisan-ı millisini oluşturuyor. Onun için bir milletin lisanını değiştirmek, hissiyatını değiştirmektir. Hissiyatını değiştirmek, mizacını bozmak içindir. İç aleminin yansımaları. Ayna suret, aynada gözüken sima. Aklın aynası nedir? Dildir. Kişi dilinin altında gizli olması. Toprak suret, nebatat sima. Şimdi acele acele şu şeyi, inşallah bu derste bitiremezsek bir dahaki ders, ama bitirmeye çalışayım, çok o şey olmasın ki surete geçeyim. Sima okuyoruz. Bugünkü ders 5. Lugata bakmadığımız ve kesin bildiğimiz sima 5 saat. 5 tane ders, her bir saat, her bir ders 1 saat 20 dakikayı olmuş. Emir Davir 65, her birimizin kalplerindeki nura karşı incizap simalarında okunuyor. Ne anlamışız bu sima makamında? Batının tümü değil. O anda, o haletteyken, o şartlardayken kalbinden, ruhundan, vicdanından ve dimağından tezahür eden sima deniyor. Ciddi olarak simasından batınına bakabilirsin ehliysen. Bak, batının tümü değil şurası. Yani ruhsal yapının tümü olamaz. Ama o anda, aa ne oldu sana ya? O sima niye değişti? Diyoruz ya. Geneli tümü değil. O anda halet-i ruhiyenin, şartların, ruhundaki, vicdanındaki, dimağındakilerin dışa vuruşu, sima. Sima suret değil. Onu 4 derste işledik. Yeni gelenler için söyledim. Surette gözüken. Peki. Geçiyoruz. Okunuyor mu arkadaşlar? Şu taraf. Ha, beyazlaştı değil mi o da? Düzelt kendi kendine. Yok, kendi kendine değil. Aynen öyle olmaz. Sözler 399. Yani geçiyorum ama 4 dersi dinlediğiniz için şeydir. Sormak istediğiniz varsa, ama 1, 2, 3, 4'ü tazamun eden soruyu sormazsınız herhalde. Çünkü o yeniler ancak sorar. Yenilerin de dinlese anlaşılır herhalde. Sözler 399. Arkadaşlar, bu mevzu zerre kadar inkişaf ederse ahiretin üstünü açan bir mevzudur. Ahiret kolaydır üstünü açmak, ruhun üstünü açmak zordur. Çünkü ahiret hakkında çok malumat verilmiştir. Ruh hakkında verilmemiş fazla ona göre. Zor bu iş. Bunu aşarsa, yani bu misaller, bu sima suret, et, ayna, encami ayna, bunu dünya ahiret diye düşün. Çünkü dünya ahiret çok kolaydır. Ahiret kolaydır. Ahiretin üstünü açmak kolaydır. Ruhun üstünü açmak zordur. Öyle dinleyin lütfen. Daha gele gele
ta kesretin en ziyade intişar ettiği mahal, yani herkeste göz, kulak, burun aynı yerde, kesretin en çok intişar ettiği mahal olan simaların ve seslerin, elsinetikum ve elvanikum, Kur'an ve simalar için simahum fi vucuhihim min etheri sucud. Yani nereye secde ettikleri, kim oldukları, neyi taşıdıkları simalarından bellidir. Cahil bunu inkar eder. Bilmez. Mesela Kur'an simaya nazarı çeviriyor kim olduklarını. Kalbin aynası gözdür. Orayı da kapatın isterseniz. Ruhun aynası ise neresidir biliyor musun? He? Sima. Bu kalpten haber verir. Tamam? Gözün siyasi var ya, göz bebeği, ruhun aynasıdır. O abi ne oldu? Çok derin ya. Mesela aklın aynası değildi. Dilinin altında gizlidir. Ayna. Allah da sesleri nazara veriyor. Elsinetikum ve elbanikum. Lisan ve simalar. Kişinin kimliği ve kişiliğidir. Nere ait ve layık olduğunu gösteren göstergelerdir. Ait ve layık. Böyle tesadüf yoktur. Bu ses subuti sıfatı iktiza eder. Simaların ve seslerin hususiyetlerine ve imtiyazlarına ve teşahhuslarına bak. Ne demek? Ses nasıl kişilerin kişiliğini, kimliğini ve kişiye has olduğu gibi. Ses herkese hastır. Kesinlikle mazide ve gelecekte kullanılmamış, kullanılmayacak. Senin sesin. Siman da. Yediği yoktur. Aynısı yoktur. Hiç kimse senin simanda yaratılmamış, yoktur, yaratılmayacaktır. Hiç kimse senin sesin gibi olmamıştı. Yoktur, olmayacak da. Ses nasıl kişilerin kişiliğini, kimliğini, kişiye has olduğunu, çünkü aynı zamanda uslupla tepkisini, meramını da anlatıyor. Kelam, çok ders yaptık. Kelam, içerisinde dima, vicdanı, kalbi barındırıyor. Çıktığı zaman, sima, yani kulağına geldiği zaman, o ses, libastır. Ses, libastır. Mesela, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sesim yazıya benzemiyor. Aradaki farkı düşünün. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Harfe bakın. Sese bakın. Arasındaki fark kadardır. Sesin içerisindeki mana. Çok büyük o zaman. Yazı, ses, mana hiçbirbirine benzemiyor. Evet. Ses, mesela mana, yazı. Doğuştan sağır. Doğuştan sağır. Fatiha'yı gösteriyoruz. Elif, lam, ha. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Gördün mü diyoruz. Şimdi bak, duymuyor ya. Şimdi şekle bakarak sesi tahmin edebilir mi? Bunun sesi nedir? Tahmin edilebilir mi? Edilemez. Arasındaki fark sesle dima arasındaki farktır. Bununla bunun arasındaki fark da üçüncü katıdır. Yani hiç benzemiyor ki abi. Bu dünya ahiretin 70 bin perdeden geçmiş gölgedir. Şu elime bakın. Bunun gölgesine bakın.
Bu canlı, bu cansız. Arasındaki fark? Sonsuz. Dindarın dinsizin olduğunu anlamazsınız. Beyaz mı, renkli midir anlamazsınız. Bu birinci gölge. Arasındaki fark? Sonsuz. İyi düşünün. Bununla bunun arasındaki fark gibi bunun gölgesini düşünün. Bununla bunun arasındaki farkla neyse, bununla bunun arasındaki fark da odur, o kadardır. Bunun da gölgesi 70 bin dünyadır. Geri gel, ahiret. Nasıl ki ses dimağı aralıyor. Çünkü kişi dilinin altındadır. Dimağın aynası dildir. Dildir, değil. Şimdi bu dil dimağı ifade eder. Arasındaki fark, sese bak, yani ele bak bunu. İyi dinleyin, katlayarak gideceğim biraz. Bunun arasındaki fark, bir de bunun arasında. Şimdi yazı, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yazıya bak, işte doğuştan ama, sağ, ama diyeyim sağ. Oraya bakıyor, sesi hayal edebilir mi? Yazıya bakarak. Edemez. Yazı ile ses arasındaki fark, sesle dima arasındaki fark kadardır. Dima ile kap da onun arasındaki kadar fark vardır. Bu ses simadır. Kişinin kimliğidir. Kişiyi taşır. Kur'an el-sinetikum el-banikum dikkati çekiyor. Onun için ehli için sima ve ses, ses İmam Ebu Yusuf'a göredir. İmam Azam'a, İmam Azam diyor ki radıyallahu anh, ben kişiyi görmeyeyim, aldığı abdest suyuna bakayım. Abdest suyuna bakayım. Bunun kim aldığını, namaz abdesti mi, gusül abdesti mi, zina abdesti mi? Kendi söylüyor. Anlar mı Allah'ın izniyle diyor. Çünkü kişi yüklenmiştir orada. İmam-ı Ebu Yusuf, sesi dinleyeyim, kendisini görmeyeyim. Sesten karakterini söylerim diyor. İmam-ı Muhammed Eşşeybani, İmam-ı Muhammed, Hanefi mezhebinin üçüncü imamı. Ben kokusunu alayım dedi, karakterini söylerim diyor. Kur'an'da Fetih Suresinin, galiba Fetih Suresi 58. surenin son ayeti. Hep öğleyin okuruz ya. Simahum fi vucuhihim min eferi sucudum. Onun için sima, secde edip etmediği, kimliğini ve kişiliğini, ehli için ve değildir. Ehli için ve değildir. Sen için gayiptir. Hemen bellidir. Mimiklerinden de bellidir. Ses nasıl? Kişilerin kişiliğinin kimliğini ve kişiyi nereye ait olduğunu ve layık olduğunu söyleyen bir simgedir. Ses. Sima da kimliği, kişiliği, kişiye has özelliklerinin cem halidir. Ve kalıcıdır. Aynaya bakın. Çekil. Kayboldun. Böyle bir ayna ki o haletimi günlerce, haftalarca tutar ve gösterir. Önünden çekil. Hadise çekilse bile. Bak karşındayım. Aynen. Gözüktü. Çekildim. Kayboldu. Hadise olmuş bitmiştir. Simamda tezahür etmiştir. Tesiri devam ediyor. Tesiri devam eder. Öyle bir aynadır. Bu da ettir. Daha şeffaf. Tabii canım, bu ayna hiçbir şey değil ki. Bu da ettir. Benim et. Bu da ettir. Hadiseler burasını gösterir, bu göstermez. Lavada kâne hiçbir şey değil. Onu daha önceki derste konuştuk. Bunun kadar şeffaf bir ayna yoktur. Söyleyin bana, kainatınızı söyleyin. Ruh seyredecek bir ayna göster bana. Ettirdi, ettir güya. Ha, bu etle ruhunu seyrettiğin gibi ruhu seyrediyorsun. Dünya ile de ahireti böyle seyrediyorsun. Bu neyin üzerine örtülmüş? Ruhun üzerine örtülmüş. Tentenili perde.
Dünya da ahiretin böyle üzerine. Ruh sima ilişkisine bakın ne kadar yakın. Ahiret de öyle. Dün, geçen hafta yakmıştık bir şeyi. Kağıdı. Doğuştan hiç kağıdın içindekini görmeyen adama, kağıdın içindekilerini anlatan anlatamazsın. Ya bak kardeşim böyle latiftir, her yerdedir, renklidir, böyle olduğuna bakma yani bunun üzerine hakikati, bunun üzerine hakikati bina etme. Burada zıtlar vardır. Burada hem karanlık vardır hem aydınlık yani. Ya git ya, git ya. Gidip de gelen mi var? De. Yak. Bak kağıttan ne çıkıyor? Ha, o kağıt dünyadır. Ondan çıkan ise batındır. Kağıda ne kadar yakındır nur? Ahiret dünyaya o kadar yakındır. Kağıt yaktığımız zaman. Garip garip bakıyorsunuz. Abi içecek gibi oluyor sanki. Getirsene bir daha yapacağız. Halil git şey, kim var orada bizim arkadaşlardan? Hadi. Şöyle, fırla çok. Kevrit, kağıt tepsi. Realiteli olsun. Yani doğuştan bak doğuştan doğdu hiç görmedi, duymadı. Kağıdı gösteriyoruz. Böyle inanma buna. Bu bir simgedir, örtüdür, perdedir. Perde biliyorsunuz hem örtendir hem açandır. Sinema perdesi ortaya çıkarandır. Ortaya çıkarandır. Aynı zamanda örtendir. Ama doğuştan anlatamazsınız. Anlatsam bile taklidi olur. Yani dünya ve ahiret. Bu misalleri belki bazıları çok tekrar gibi gözüküyor ama zerre kadar imanına katkı yapıyorsa böyle yapıyorsa dünyanın en büyük fanisi buna gelemez. Simalar kimliği, kişiliği ve kişiye has özellikleri cemali ses ve sima herkese ayrı ayrı hastırlar. Herkese ayrıdır sima ile ses. Hem ses hem sima hususiyet, imtiyaz, teşahhus kişilere has ve özeldirler. Değişir mi hocam? Değişir. Yaşa göre değişir. Haletine göre ikisi de değişir. Bak şimdi. Dünya budur. Beden budur. Çoğaltın. Kelam budur. Suret budur. Yani şurası. Dünya budur. Kelam budur. Beden budur. Doğuştan. Kardeşim buna kafayı takma. Bu şeyin bir şeyin üstüdür. Neyin üstü? Bu bir yerdedir. Bunda olan her yerdedir. Bunun tipi vardır. Onun tipi yoktur. Bunun ağırlığı vardır. Onun yoktur. Bu bir yerdedir. O her yerdedir. Bu tektir beyaz. Ama burada zıtlar vardır. Ya, git kardeşim. Ha işte. Sonra gelir bir hakikat dersi tefekkür. Dünyanı çevirir ahirete. İşte Azrail aleyhisselam geldi. Cesetten ruhu çıkarıyor. Şimdi bunu nasıl hayal edecektin bunun içinde böyle bir şey olduğunu? Hiç ömründe görmedin. Azrail aleyhisselam ruhu aldı bu işte. Ruhu nasıl aldı? Azrail zaten buradaydı. Azrail, dışarıdaki Azrail, bendeki Azrail burada. Afaki Azrail, enfusi Azrail. Cesette ruhu tutan Azrail burada. Cesette hayatı tutan İsrafil burada. Cesette şuuru tutan Mikail burada. Azrail zahir manada gelir, senin ruhunu alır. Yani cesetten çıkarır. Ceset şu. Şu. Azrail. Oysa zahir ve batın, her zahirin batınısı var. Bak Azrail alıyor. Nereden alıyor? Şu külden bunu kurtarıyor. Ölen kim? Giden kim? Kalan kim? Bu git. Bu gitti. Kalana selam okuyalım. Esselatu ve selamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Kim öldü? Kim kaldıysa o. Onu nasıl öldüreceksin? O gitti zaten. O diriydi yani. Aa kefeni de kapat.
Sahabi kimdi burada? Hazreti Azel Aleyhisselam diyebilir misin? Azel Aleyhisselam. Kim öldüyse, kimi yakaladıysa ölmüştür. Gideni öldüremezsin ki. Kim öldü şimdi? Onu toprağa gömerler. Ha, kefeni bu. Gör kardeş bunu. Peki ötekisini nasıl gömeceksin? Öldüreceksin. O kurtuldu. Onun öldü mü dedi. Hapisteydi adam. Bunun içindeydi. Her yere gönderdik. Bunun içindeydi. Ha, zahirdeki Azrail burada. Batındaki Azrail bunu tutandır. Azrail bende var. Azrail bende şu anda çıksa ceset denen ruh kalmaz. Ruh cesette tutandır Azrail. Hayatı cesette tutandır İsrafil. Şuuru cesette tutandır Mikail. Dimağı cesette, aklı cesette tutandır Cebrail. Afaki, zahir ve batın. Zahir Azrail geliyor, batın Azrail'e birleşiyor. Onu ha devallah diyorlar. Bunun içine nasıl koymuş ve nasıl kağıt olmuş? Kağıdın düşmanı ateş değil midir? Ateş de olmuştur. En büyük düşmanı ateşle kendi içinde. Düşmanı içinde. Ha işte bu kim yakaladınız? Örtün üzerine. Onun adı da kefendir. Aa can çekişiyor, can çekişiyor. Can çekişti, can çekişti. Aa bir şey oldu gitti. Kim kaldı? Hemen örtün üzerine. Gazelhaneyi götürün. Ört. Esselatu ve selamu aleyk Allah. Cenazesini kıl. Adam mı? Bu mu? Gidin nerede? Onu yakalarsan cenazesini kılarsın veya canını alırsın. Onu nasıl alacaksın canını? Onun canını alamazsın. Çünkü yakamazsınız ateşi. Nuru yakamazsınız. Zerre kadar ahiretin ruhun üzeri biraz açılmışsa ne mutlu sana ve bana. Ruh nurdur abi o zaman yani. Nurlar nurudur. Ne nuru? Nurların nuru. Tabii nurlu yaşarsan. He? Nurlu yaşarsan. Tabii ki ama biz buradaki nursuz adamla işi yok. Buraya seçilmiş insan geliyor. Böyle bildikleri halde niçin böyle şehri geliyor? Bunu bilerek geliyor. Ha 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 hu hu. La kararlı kuru tiple burada olmaz. Sıkılır gider. Ceset yaş ki, olursa mı zor çıkarmıyordunuz Hasan abi? Efendim abim? Ceset yaş olursa mı zor çıkarmıyordunuz? Ha, ha şimdi. Günahlar da şudur. Şimdi adam eğer güneş yani nuru imanın fazla yoksa kurutmamışsa seni senden çıkacak dumanın çok olur. Ha işte. Ha duman çıkıyor. Yanmıyor da. Can çekişiyor. Nasıl çekişiyor, çekişiyor, çekişiyor. Yanmadı o. Niye yanmadı? Bak dumanı çok çıkıyor ve yanmadı. Kaldı burada. Kaldıysa örtü. Bu öldü. Bu gidemedi. Bu toprağın altına gidecek. Ha? Ha? Ha dumanı çıkıyor. Çünkü niye? Güneş bunu kurutsaydı duman az olurdu, nuru çok olurdu. Eğer güneş görmemişse dumanı çoktur. O zaman yanmayacaktır. Yani bu ayrışamayacaktır. Cesetle beraber inecek aşağıya. Örtün üzerine. Kim kaldıysa onun üzerine örttük. Hani. Biz bir şartımız yok. Kim kaldıysa burada çıksın üzerine. Kokmasın. Ötekisi uçmuştu. Günahlar sizi, bizi böyle yapıyor. Bu örneği veriyorsunuz ya orada bir şey, bir hakikat da var. Çok enteresan. Yanıt da silahlaşmayan bir şey yok. O da her şeyin boş olduğu anlamına mı geliyor? Evet. Değil mi? Aynen. Ne yakarsak siyahlaşıyor. Evet. Ne yakarsan, azay nereye taluk ediyorsa orada nefis vardır. Kimya boş. Evet. Ha işte, kağıt boş. Kağıtlarınız bitti. Kağıdın üzerine, dur. Kağıdın üzerine, ha dünya boş, şu. Aha dünya.
Erkek olduğunuz için kadın olsun bu. Bu da araba. Aha, bunun üzerine bir hayatınızı koydunuz. Canım ciğerim, öldüm bittim dediniz. Arabanız bunun. Ha, geliyor Azrail aleyhisselam, ne karınızı bırakıyor ne arabanızı bırakıyor. Hangisi kalsın ya? Hangisi kalsın? Ne olacak? Araba mı bu kadın mı? İkisinde de vazgeçemedi. Hasan hocam, nefis de kağıt gibi olup, kağıdı dünyada, nefisi de kağıt gibi dünyada mı yapmak? Evet, yandım piştim oldum Yunus. Vay be! Kağıtla nur arasındaki ne kadar mesafe, sonsuz cehalet arasındaki berzah ne kadar uzun, ama hakikatta ne kadar yakınmış ya. 208 Mesnevi'de ilimle cehalet arasındaki mesafe ne kadar yakın, ne kadar uzun. Dünya ile ahiret arasında mesafe ne kadar yakın, ne kadar uzun. Yani bilmeyen adama nasıl anlatsan korkunç ahiret. Oho, ahiret ne bileyim, aynı yerde. Mesela aynı yeri anlatayım size. Her şey aynı yerde, bak. Bir kızı seviyorsun, hiçbir derdin yoktu, başına belayı sardı. Yandım piştim, uyuyamıyorsun. Ne oldu bu senin aşk? Dert mi? Dert oldu da yatamıyorsun. İntihar eden de var, değil mi? Derman kim? Odur. Kim dert olmuşsa o dermandır. Aşık dert olmuşsa Fatma derman değil. Ali derman değildir, araba derman değildir. Derdiniz kimse, dermanınız onun içindedir. Derdinizi kim çıkarttı? Ayşe mi? Onu elde ederseniz derdiniz gider. Dertler bana dermanmış. Tamam. Eğer Risale-i Nur ve Allah'ı ve Kur'an'ı dert edinirseniz dermanınız içindedir. Eğer başka dertlerle bağırıyorsanız, dertlerinizin dermanını onun içinde aramıyoruz demektir. Abi psikoloji değil, korkularınızın üzerine gidin manasında bir şey var. Korkularınızın üzerine gidin ve onu çözün diyor psikoloji doktorlar. Ben ters söylüyorum. Ters derken ben ruhsal psikolojiyle meşgulüm. Klinik konuşması değil. Dertlerinizle savaşmayın. Yaban arılarına benzer. Güzel sıfatlarınızın çapını genişlettirip o hiç gözükmeyecektir. O zaten olması lazım. Bir tanesi doktor aradı. Radyoda konuşuyor, meşhur. Ya ben ondan biraz yaşlı olduğum için. Abi ya bu acayip bir şey dedi ya. Böyle desem şimdi dedi 5-6 program yaptım dedi. Onları yeni de silmem lazım. Savaşın, cesurca olun, şöyle yapın. Şimdi kadar dedim. Senin bir cümleni defterden okudun dedi. Yayınladık ya bu defter. Mesela hanımın kötü bir sıfatı var. Diretme. Değişmez kardeş. Tamam. Sen değişemiyorsun da. Tamam. Peki ne yapıyoruz? Huyumuz, köylüden gelen, memleketten gelen, kültürden gelen şeylerimiz var. Değiştiremiyoruz. Uğraşma kardeş, ona zaman verme. Olmaz o. Güzel sıfatının çapını genişlettir. Sıkıntını unutmaya çalışma. Al kitabını, oku bak nasıl gidiyor. Çapı genişlet diyoruz. Güzel sıfatın çapını genişlettir. O dameninde kalsın. Fark bizde temelde bu. Onun için bizim psikoloji, o dersleri yaptığımız klinik konuşması değil. Ruhsa böyle yapıyoruz. Yani mesela Ayşe'yi seviyorsun. Dert oldu mu? Ha o kendisi dermandır. Derman odur. Çünkü o dert açtı kafanı. Nasrettin Hoca gibi. Ne arıyorsun Nasrettin Hocam demişler. E demiş ya parayı. E nerede kaybettin? Evde demiş. E niye burada arıyorsun sokakta? Orası karanlık demiş. Burası aydınlık oluşuyorlar. Neyi kaybettiyse orada arayacaksın be kardeşim. Evet. Sözler 399. İlk önce metini koyuyoruz. Sonra oradan çıkan çıkarım. Çok manada bir tanesi. Bize lazım olan sima ile alakalı şeyler. Külliyat bambaşka değil mi? Arkadaşlar doğru söyleyin. Şimdi bak 20 dakika olmuştur. Haletimizi değiştirmedin. Yani ben bunları tefekkür etmesem, çalışmasam olmaz değil mi? Bir sima ile
aylarca meşgul oluyorsun. Bu külliyatın kelimesini yapmaya kalksan, aa şimdi bunu bitti, surete başlayacağım. Suret bitti hamı. Aynı suret, belki de inanın 15 tane ders olacak. Bu sima 5 tane oluyor. Bir de sureti bitirdim, cismaniyetin 1/4'ünü bitirdim. O da geliyor, cismaniyet. Ondan sonra daha hiçbir şey okumayacağım, külliyatı düz okuyacağım. Bir vaat ettim artık. Kaç seneden beri düz okuyamıyorum. Külliyat okuyamıyorum ya. Bütün hasta kaldım ya. Bizi terse çevirdiniz, biz geri mi gideceğiz bundan sonra? İnan okuyamıyorum. Vallahi özledim şunu ya. Yemin ederim ya. Şu cismaniyeti de bir bitirdim. Bir daha bir şey araştırırsan öyle. Öyle, evet. Zor. Öyle hasta oldum ki şöyle bir okusam ya. Bak sözler 399. Teşvik için demiyor. Bir alıştırma, onsuz yaşayamazsın. Bak çapını genişlettir. Yok, güzelliklerin çapını küçült, dertlerin çoğaldı. Dertlerin çoğalmadı. Güzel çapların daraldı. Mesela, abi sıkıntı başladı ya, sıkıntım geldi. Güzelliklerin kayboldu demektir. Herkeste kanser var. Kanser şartlarını bulursan, kanseri bastıran, örten, gizleyen, çıkartmayan böylezen, üzerindeki güç kalktı. Kıyamete kadar ne hastalık gelecekse herkeste var. Asır asır Allah onu çıkartıyor. Vücudundaki tavattun etmiş diyor. Evet, vücudunda tavattun etmiş hastalıklar. Üze örtülmüş. Sen ne kadar bünye zayıf olursan yükseliyor. Abi sıkıldım. İyiliklerin çapı azaldı demektir. Ben yaptım şöyle. Vallahi billahi yani. Sana şey mi yapacağım yani? Sıkılıyorum. Bugün Kur'an'ımı okumadım, Risale'yi tefekkür edemedim. Hemen ekmek gibi sarılıyorum. Bir bakıyorum adam yok. Ya bu neyin nesiydi ya, ne yaptı falan. Hiç uğraşmam yabanlılarla. Hiç. Daha beter ol. Nerede Kur'an'ım? Hiç. Böyle sanki böyle boşluktasın. Cesedi görmüyorum. Burası. Ama bazen bir boşluğa gafletime bir yakalıyor. İnim inim inletiyor vallahi. Yerden yere çakıyor. Bize de çakması da fena çakıyor ya. Sonra bir hakikat geliyor, Allah bir yardım ediyor ki alıyorum o tefekkür, bir şey geliyor, bir açıldı mı bir tefekkür, alıyorum kalemi, şimdi geldi gör, dızır gibi dağları yırtıp yol yapıyor. Eyvallah. Neyse, fertlerin simalarındaki teşavvusat, şahıslanmalar, sima kişilerin teşavvusatlarını herkese hastır. Teşavvusat, teşavvusat ne demek? Seni sen yapan her şey. Ya arkadaş, yanlış anlamazsınız. Kadın veya erkek, simaya bakın, maddi ve manevi bütün organını seyredersin. İstediğini seyredersin, kesinlikle. Kesinlikle, ehli. Burada merak etmeyin, korkmayın ki pek ehli yok. Kimse yok desek yanlış, yalan olur. Yalan. Ama, yani teşahsat dedi. Niçin teşahsat? Teşahsat kim oldu? Eyleme dönüşmeyen bilgi ne yapacağız? Yani o maddi organlarını da seyredersiniz, ruhunu da seyredersiniz. Kökenini seyredersiniz. Nesebini seyredersiniz. Karabet-i nesliye var. Mesela şöyle diyeyim. Kafa düşünün annenizin, bacınızın. Yanlış anlamayın kusura, ben de dahil. Kafası. Binlerce kadının yanına kafayı koyun, bu benim bacımdır. Demez misin? Dersin. Kafanın dışında organları koyun diğerlerinin yanında. Ayrı edebilir misiniz? Hayır. Bu aynı zamanda karabet-i nesibiyeni de söylüyor. Hangi nesle ait olduğunu? Nesneye ait olduğunu, kim olduğunu. Neyin nesi olduğunu? Yaş. Yaş. Yaşı söyleyeyim size. Bir senelik hücre var mı? Yok. 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 Niye diyorsun peki 37 yaşında, kaç yaşındasın? 38. Bak 37, 38 bak. Şimdi 38 senelik hücrem var mı? Yok. Beyin hücresi tek. Benim bildiğim kadar. Beyni görmüyorum ki, simanı görüyorum. Yani. Beyin hücresi değişmiyor. Evet, yani şimdi bak o da 7 senede değişmiyor.
O eskidendi. Sağlık tabii, sağlık teşkilatı değiştirdi şimdi. Şimdi Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilatı değişti. Değişmedi doktor diyorsa o takip etmiyor. Ben takip ediyorum. Şimdi bak, 38 senelik hücre var mı? Yok. En fazla kaç aylık? 6 ay. Peki neresi 58 sene? 50 bak. 38 diyelim. Şimdi 39 yapacağım sana. Hangi ayda buldun? Eylül. Eylül kaç? 31. 31 Eylül. O gün, o gün fikirlerin ta ötesi sene 31 Eylül'e kadar dimadaki bütünlüğü bir senede dimanda tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, itizam, itikad yaptıkları işlevleri koy tencereye. Çok bir şey anlatıyorum ha, yaş anlatıyorum. Bu senelerce uğraştığım bulduğumu anlatıyorum şimdi. Belki de 10 saniye. Dima var. Dimada 7 mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, itizam, itikad. Aynı derste belki 10 tane ders kullanıyorum şimdi. Bir sene içinde 31 Eylül ile 2015, 31 Eylül 2016'ya kadar Dima'nın 7 mertebesinin imal ettiğini koy tencereye. 31 Eylül 2015'te 31 Eylül 2016'ya kadar kalp ve vicdan ve ruhunun işlevlerini, içeriklerini koy tencereye. 31 Eylül 2015'te 31 Eylül 2016'ya kadar yaşadıkların, bulundukların çevre, yani eyleme dönüştüklerin koy tencereye. Karıştır üçünü, karıştır. Onun adı tek üçü bir olursa latife olur. Bu yaşı simgeliyor. Nisbidir. Vücut haricisi yoktur. Ha, al onu yapıştır. Böylelikle 37 tane latife yapışmış, onun için 37 yaşında diyorsun. Hücre yoktur. Bu nereye? Ruh, o 37 tane latife ruhta dışarıya vuruyor. Ki belli olsun çocuk mudur, büyük adam mıdır, evlenecek. Yoksa dünya sistemi bozulur. Ondan sonra bu ruhtaki dışarıya tak diyor 37 tane, ha, 37 tane latife mi? Koy tencereye 37 tane latife, karıştır tek latife yapalım. Karıştır latife yaza, tek bir latife, vur simaya 37 diyorsun. Bakıyorsun 73 diyorsun. Bakıyorsun 37 diyorsun, 34 diyorsun. Tak tak ve o kadar benziyorsun. Göstermeyenlerin şey ne oluyor? Ha, göstermeyen biraz göstermiyor. Hasan abi. Teşav. Adamın yüzünü hiç görmüyoruz. İnternette mesela yazmış yazmış ya. Okuyorsun ya diyorsun, bunu çocuk mu yazmış? Ama adam 60 yaşında. Nasıl anlayacaksın? He, bak. Ehli var ya, polis vardı İrfan burada. Polis orada çalışmış. O ne diyor? Krimiliman mıydı? Krimiliman. Oraya çalışmış. Diyor ki yazı ki her yazı herkese aittir. Farklıdır. Karakter. O mesela maske kullanıyor. Tamam, maske kullanabiliyor. Yani biz o kadar ehli olduğumuz için maskeyi anlamıyoruz. Mesela evlenirken de hi yapıyor. İçeride şey yanıyor. Veya adam geliyor, mesela ben ona şey yapayım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Üçümün humbuşum demirsin senin. Hani böyle sekleyebiliyor. Usta yanıtıyor. Ama yazı var ya, uslu. Kişinin bizatihi yananlamasın, gizlemeye çalışmasın. Ama gizleyen de polis anlıyormuş onu. O ehli biraz da usta. O usta olduğu için onu anlayan da usta olması lazım. Mesela ben şey için söyleyeyim. Yazısından değil diyor. Çünkü o konuda ihtisasım yok. Konuşalım böyle. Odama alayım. Konuşalım. Fazla değil. 3-5 dakika konuşalım. Mahkemede var. Kelam kişinin karakterini gösterir. Nerede nasıl terbiye olduğunu ifade eder. Sorular sorarak balık tutar gibi olta atıyorum. Oradan balık çıkıyorum. Yani merelesini abi. Ta ki onun tarihi bir sürecini yazmıyorum. Sorular sorarak verdiği cevap, kullandığı uslup ve mimikleriyle tecrübe, ben bunu 5-6 dakika sonra %70-80 karakterini anlarım Allah'ın izniyle. Peki esnaf dükkana girdiği zaman müşterinin kendileri diyor, abi bunun parası var mı yok mu, alacak mı almayacak mı anlarım diyor. Yani iş olsun diye mi soruyor,
hani süs olsun diye mi soruyor? Hakikaten ağlayacak bir tip midir? Ağlayacak tip değilse oturduğum yerden söylüyorum. X fiyatındandır diyor. Ağlayacak tip denilse buyurun efendim ya kaç para? Tamam kardeşim ya gel bir dinlen bir soğuk su iç. Herkes yapar mıyız dedi bunu. Ben biraz daha ortaokul çocuğuyken Perşembe Pazarı'nda İstanbul'da Matkes Yavşoğlu diye Yahudi'nin yanında tezgahtardım. Bana neler öğretmişti. Yani müşteri nasıl yapar? Yani o zamandan beri böyle bu pazarlamada benim şeyim vardı. Trenlerde ve gemilerde ben duvar saati sattım seneler. Ortaokul çocuğumken. Yani simalardan vesaire şeylerle. Pazar tezgahım vardı lise 1'deyken. Pazarda hafta sonu çıkardım. Hasköy'de ya. Yani insan ilişkileri olunca şeyi anlatmaya çalışıyorum. Ne kadar diyaloğun olursa belli oluyor o adam. Peki, burada ne için açıldı bu konu? Teşahhusatlar, bu anlattıklarım hepsi burada. 37 yer. 37 tane latifenin, tek latifenin yansıması. Bunu tespit etmek zordur ha, bu yaş ne demektir? 37 senelik hücre yokla nasıl biz 37 yaş diyoruz? Bu bilmiyorum bir yerde izah olacağını. Ancak şöyle derler. İnsanoğlu baka baka kıyas ede ede bunun simasını da kıyas etti. Biz hafızasındaki bilgilere kıyas ederek tamam da bunda nasıl yansımış? Oradan bahsediyorum. Sen kıyastan bahsediyorsun. Bu nasıl 37 simadır? Daha 6, 4 aylık hücre var. Evet. Acele ediyorum. Aslında acele etmemize sima ne var? Çünkü daha dünyada ne yapacağız bu işleri bitirdikten? Biraz yavaş yavaş gideyim mi? Çünkü biraz da bitmeden ölmeyeceğiz ya. Biraz dursun yani. Sen bittikten sonra düz okuyacaksın ya. He? Bittikten sonra düz okuyacaksın ya. Evet. Keşke. Sözler 14. Allah nasip etsin ya. Hepinize. Sen abi 10 sene önce de düz okuyacağım demiştin. Hala okuyamadın sen. Canım benim Allah razı olsun. He vallahi öyle ya. Mesela şimdi şey başıma dert sardı. Neresi X bir yerde. Hanımlardan şey geldi mektup. Diyor ki abi feraset dersini yapar mısın? Şimdi feraset dersini lügata mı gideceksin? O feraset dersi en az bir ay alır. Feraset diman, aklın ve fiili. Üçünün bütünlüğü. İfrat tefrit vasatıyla beraber feraset dersi. Allah'ın nuruyla bakar. Ya de yapma. Dedim ya kardeşim beni bulaştırmamış. Bilmiyorum. Sözler 14. Burada mıyız arkadaşlar? Buradayız. Sıkıyor muyum? Yok abi. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Amin. Amin ecmain. Ya Rabbi imanımızı artır. Amin. Ya Rabbi senin rızanı tahsil etmek istiyorum. Amin. Allah'ım ahiretin üstünü, ruhun üstünü açmak istiyorum. Amin. Ya. İsteyene verilecektir. Allah'ım istiyoruz ver. Amin. Verene de verilecektir orada. Amin. Muhammed'in hürmetine ya Rabbi. Duamızı kabul eyle. Amin. Amin. Allah vermek istemeseydi burada bunu vermek istemezdi. İstemek vermezdi burada. Hazreti Osman nakledi değil mi o hadisi? Allah vermeyeceği bir nimeti kulunun diline dua olarak vermez. Kafirin duası da dalaldır diyor ayet. İnsanın sureti camiasına küçük bir mikyasta zeminin siması, kainatın siması gibi yine ismi Rahman'ın cilve-i etimini gösterir demektir. Arkadaşlar birinci söz değil mi? Üç tane sima vardı okumuştuk hatırlar mısınız? Kainat simasında, arz simasında, insan simasında birbirini gösteren, birbirinin içine girmiş bir üç tane sikki-i rububiyet vardı. Kainat simasında uluhiyet, arz simasında rahmaniyet, insan simasında rahimiyet vardı. Değil mi? Ha onu anlatmıştım hatırlar mısınız? Başa gelmeyelim. Ama burada başka bir şey anlatacak herhalde. Bak metni gördünüz. Turan kaldın kötü mü oldu? Allah razı olsun abi. İyi oldu değil mi? Elhamdülillah Allah razı olsun. Ya amin. Bak herkesin gözüne de okuma sayfası koyuyoruz. Metni gösteriyoruz. Gayb yok adam öyle konuşuyor. Ha bak. Sözler 14. Bak metin görüyor musun? Evet. Ha herkesin eline kitap veriyorum. Ve herkes sorabilir. Abi o neydi?
Aşağıya geçtim, sen hala yukarıdasın. Tamam, geri döneriz. Bak bu. Bu teknoloji hep yavru mu kullanacak ya? Ha bak, iniyoruz ne demek? İnsanın sureti camiasında, zeminin insanı var. Sureti camiasında, suret. Sima değil. Suret değişti. Zeminin siması varmış, kainatın siması varmış. Suret, simayı kapsar. Sima bu ise konuştuğum 5-6 saat. Surette ne olacak kavgamız sizinle? Bir 5-6 sene gider artık. Suret ta arşa kadardır, cennet içine alıyor. Oraya kadar konuşacağız. Suret cennet içine alıyor. Arşta duruyor. El freni çekiyor. Allah Allah. Suret simayı kapsar. Surette teşahhus eden sima. Teşahhus demek ağacın çekirdeği olan sağlaması demektir. Toprak elime bakın. Çekirdek. Ağacın olması temessül. Ağacın bütünü çekirdeği hulasalanmasına tereşşu. Suret, tamam mı? Suret, çekirdek, sima, ne demiştik? Sima, suret kapsar, hulasalanması, teşahhus. Temessül ise çekirdekten ağacın olması. Demek suret sabit, devamlı değişen. Haletlere göre, hislere göre her çeşit içsel değişimlerde sima devamlı değişiyor. Değişen simadır. Sima, surette ise değişen tarafı da var, değişmeyen tarafı da var. Çünkü suret hepsini mimikleri, hareketlerimi, yaşlarımı, sesimi, her şeyimi kapsayandır suret. Sima ise o her şeyimden bir şey olan ehadiyetimi gösteriyor sima. Bu simadır. Suret ise yaşımı, hareketimi, siyertim, yürüyüşümü, davranışlarımı, sesimi, ne bileyim bütünlük işte. Hasan abi, bir yukarıya geçsem. Çıkayım. Şu insanın sureti camiası zemini siması. Zeminde o cereyan eden bütün olaylar. Bütün olaylar en insanda cereyan ediyor. Yani bende şimşek de var, fırtına da var. Mesela bak. Güneş de var. Mesela bak. Toprak mı? Çekirdekten ağaç oldu mu? Ağaçta olan her şey çekirdekte yok mudur? Vardır. İnsan hakikat-ı Muhammediye cihetiyle kainatın çekirdeği hastası mı? Sen Adem Aleyhisselam'daki olayla en son Medine'de ölecek çoban kıyameti koparken. O adamın haleti dahi sende vardır. İnkişaf etmemiş. Çekirdekte mesela kökteki çekirdek Nur-u Muhammedi. Meyvedeki çekirdek hepimiz tek tek ene. Bu meculdur. Her bir meyve insandır. Meyvenin içinde ben olan ben var. İşte bu meyvenin içerisindeki çekirdek itibariyle ağacın kökündeki çekirdeğin aslisi gibisin. O zaman madem bu çekirdekten her şey çıkmış, çıkan ağaçtaki çekirdekte de ağaç komple varsa, Adem Aleyhisselam'daki hadiseler de sende var. Son insanın da haleti sende var. Kainatta sinek uçsa bile o bir sende var. Çünkü sen kainatın çekirdeği aslisisin. Şualar 218'de diyor. Hakikat-ı Muhammediyetiyle her bir insan kainatın çekirdeği aslisi. O halet dersinde demiştin ya Hasan abi, günde 18 bin alem insan, evet. Kendi derecesi nispetinde. Haleti mesela 18 bin alem. O abi havam değişti, 3 ay oldu, göğsüme ateş bastı, bilmem ne yaptı. Ne değişiyoruz? Kardeş insansın, sırrın değişiyor mu? Sır değişiyor mu? Psikolojim bozuldu der mi sır? Ah ulan ah der mi? Ulan bugün havam değişti. Bir film seyrediyorsun, duman attı. Niye? Çünkü 18 bin alem bir şekilde sana tesir ediyor. Seni ihsas ediyor, harekete getiriyor. O alet seninle alakası yok. Tesir altında kaldığın alemin aktiflemesinden kaynaklanıyor. Biraz sonra gidecek, merak etme. Onu tutan sensin. Ne oldu, ne oldu dediğin zaman duruyor o zaman. Hiç meşgul olmasan çekil gidecek. Abi az önce Adem Aleyhisselam'dan son dediğin şeye kadar, çobana kadar.
Son bir çoban mı kalacak? Evet, yani hadiste geçiyor. Peygamber Hazretleri Medine'de bir çoban olacak. En son o çobanın kafası. En son bir recul kalacak. Bir Adem bir de o. Recul. Bir erkek yani, bir çobanmış. Merak etme, sen kalmazsın. Yani. Abi yaşı müsait değil, dünyanın yaşı belli. Şunu bir de okuyayım çabuk. O gelip geçenler ahvaller diyebilir misin? Ahval. Ahvallerin cemi Halit. Ama mesela bak, benim mesela bir kaptı biliyor musun? Bir haber geldi. İşte falan. Bebek işte, iki günlük bebek yoğun bakıma alınmış. İnsansın, çok meşgul olmuştum öyle. Cemaatimizden birisi. Mesela yukarıda mesela. Allah Allah, sardı beni. Neyin nesilsin dedim. Yukarıda bu yarım saat önce dersini. Neyin nesilsin? Baktım vicdanımı, yüzümü kapattım. Namaz tesbihatı ne varken akşam. Durdum. Çocuğa gitti. Hemen rahmet ilahiyeyi düşündüm. Tak beni oradan çıkarttı. Ya ne oldu, nasıl oluyor? Allah'ın, ben sahiplenmişim. Allah'ın mülkünü ben, ulan Allah'ın mülkünü sen, icraatına sen nasıl giriyorsun bunu? Allah var. Allah'ta teslimiyet sorunu yaşıyorsun Hasan, pat yukarıda. Ha? Vicdanıma danışıyorum. Neyin nesi bu, bu da ne, bu nereye takıldı bu adam? Bu çocuk nereye takıldı? Dolaşıyor. Çocuğa takıldı diyor. Hemen bir kor var içinizde. Ne olur bir deneyin ya. Gözünüzü kapatın. Salavat getirin Peygamber Aleyhisselam'a. Bu kor nedir? Tırırırt, vicdanınız bulacak. Vicdanın özelliği bu. Tırırırt, cihaz arıyor. Nı. Bebeğe takıldı. Paraya takıldı, dolara takıldı, bir öneye takıldı, çeke takıldı, şuna buna. Çok açık veriyorsun Hasan Şabı. Çok açık benim, gelir giderim eksik oluyor hiç. Hasan abi, insan kainatın çekirdeği hükmünde olduğu için basit gibi gözüken bir günah bütün kainatla irtibatları, cehennemin ebediyeti de oradan mı geliyor? Evet. Çünkü cinayeti de büyüktür. Çünkü kişinin küçüklüğüne bakılmaz diyor 13. lemada. Ben ne emniyetim var ki diyor kainat benim için kıyameti kopatsın ve kainatı detekte getirsin. Tekadü temeyyezü mine gayz. Yani ne emniyetim var? Hayır, insan cüz'i değildir. Bütün kainat aldığı için, nasıl ki çekirdek düşün, iğneyi batırdın. Ne yaptın, ağacı yok ettin değil mi? Lan ne olur ya, iğneyi açma. Evet. Biz böyleyiz. İğneyi batırdın, dal gitti. İğneye batırdın, meyveler gitti. Meyve gelmeyecek daha. Onun için kainatı hiddeti getirmesinin sebebi kainatın hulasası olduğumuzdan. Ama böyle derslerle vesaire Allah da bir sevdi mi? Bütün arş-ı alaya, arş-ı azama Allah Resulü'nün ifadesiyle tecelli eder, bütün melekler durur. Ey meleklerim büyük, o dört tane. Ben falancayı seviyorum, siz de sevin. O da bütün 18 bin aleme. Ey melekler, Allah falancayı seviyor. Biz de seviyoruz Cebrail Mikail'i ve Filazrail. Siz de sevin. Bütün Allah'ın yaratılışları seni seviyor musun? Sana selam duruyorlar. Hadiste öyle. Cevşin'i bitirene 4 melek selam duruyor diyor. Onu anlatıyor yani. Hakikati var. Kendi iyi her bitirene değil. Yani böyle acayip bir şey. İnsan kendi cebine ne bakıyorsun sen? Kağıt okudu. Kağıt. Bak aislanmış. Bak o aşağıda kaldı. İslam'ın. İnsan çok cami ya. İnsan ya. Allah ile insan arasında mabeyn yok. Bir şey yok yani. Berzah yok. Bir şey yok. Yok yani bir şey. Bir şey koyamazsınız Allah ile insan arasında. Yok bir şey. Nasıl bir şey ya? Geldi çöplükte harca Ahmet. Değer mi ya? Hani kıyas edilmez de yani. F-16 ile gübre taşınmaz diyorum ya. Tam. Yani değmez yani böyle yani. Bu fıtratla dünya yapma demiyor. Yap da cebine koy, kalbine koyma kardeş. Yani çok camiyiz arkadaşlar ya. Eften püften bir sebeplerle çöküyorsun. Çöküyoruz yani. Yani ya kardeşim bırak onu. Dişini sık, zaten yakınlaşık için. Vefat edeceksin çünkü. Demek suret sabit. Devamlı değişen haletlere, hislere ve her çeşit içsel değişimlerde sima devamlı değişiyor. İnsanın kainatın ve zeminin haritayı camiası olduğundan, insan kainatın zeminin haritayı camiası olduğundan, kainat ve zeminin simaları da insanda cem olmuştur. Sima
mekanda ve madde olup mekanla madde ile alakası olmayandır. Bir daha söyleyeyim. Belki cümle düşüktür. Sima ne demek bu manada? Mekanda ve maddede olup, bak sima, mekanda ve maddede olup ama mekan ve madde ile alakası olmayandır. Sima maddede ve mekanda olup ama mekan ve madde ile alakası olmayandır. Buradadır ama cesetle hiç alakası yok. Ruhu gösteriyor. Demiyor musun? Ulan şu adamın suratına bak ya. Meymenet yok ya. Veya gözüne bak ya. Gerek ilanı gibi sokuyor ya. Ulan suratından düşen kırk parça ya. Bir de iyi şey yapalım. Diyorsunuz. Adama bak diyorsun sarılası geliyor. Ha tamam. Vay be ne nurlu bir adam. Aferin lan. Alem-i şehadette alem-i gaybın haritası gibi oldu. Evet. Alem-i şehadette alem-i gaybın haritası. Aferin komutanım. Madde ve mekandan mücerret olandır. Sima. Maddede ve mekandan mücerret olandır. Lemalar 187. Bunu da okuyayım tamam. Ya ne güzel bir şeyler ya bunlar ya. Allah ustadımızdan Allah'a yakışır gibi muamele etsin. Hasan abi şimdi bunlara biz sadece şey olarak bakmıyoruz değil mi? 40 yılın birikimi olarak bakacağız değil mi? Tabii. Yani şu. Bak şimdi. Su yumuşaktır, kaya sert. Vura vura oyuyor ya. Arkadaşlar bu dersleri bazı misaller var. Duyuyorsun. Yani dima oyuyor dimağınızı. Benim de öyle. Sonra dima yani düşünerek, tefekkür ederek dima. Dima çalıştıra çalıştıra kalbi. Oya oya şekilleniyoruz. Derslere geliyoruz. Fikrediyoruz. Hissediyoruz bu sefer. Hissediyoruz. Letafet kesbediyoruz. Letafet oluyor. Yani zevk ediyoruz. Fikredip, hissedip, mahsetmek, zevk etmek. Hissedip, mahsedip, zevk etmek. Fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek. Ruhlanmak, ferahlanmak. Bu da tarikatta. Bizde ilmel yakın, aleyel yakın, hakkal yakın. Her meslepten söyledim. Yani fikrediyoruz, fikrede, tefekkür ede. Hissetmeye dönüşüyor. His zevke dönüşüyor. Mas oluyor. Mas. Sonra zevk. Sonra letafet. Acayip bir şey. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Lemalar 87. Ayrı ayrı şekilde göstermek için eşyadaki teşahhusları ve hususi simaları öyle bir surette halk etmiştir ki ayrı ayrı göstermek için diyor. Hiçbir mektubu samedani, bak hiç değiştiriyor muyum bak? Bak kitabı nasıl tasnif ediyorum? Kastamonu 56'da diyor, böyle yani. Tasnif edin diyor, manaya göre sıralayın. Ben simayı esas aldım, böyle dizdim. Başka bir şey için yapsam başka şekilde dizecektim bunları. Hiçbir mektubu samedani ve hiçbir kitabı Rabbani, diğer kitapların aynı olamıyor. Ana küllihan, ayrı manaları ifade etmek için ayrı bir siması bulunacak. Eğer gözün varsa insanın simasına bak. Gör ki gözün varsa insanın simasına bak. Gör ki zaman Adem'den şimdiye kadar belki ebede kadar herkesle azay esası de yani göz, kulak, burun herkes aynı yerde. Benim kulak neredeyse senin de orada. Burada değil ya. İttifak ettikleri halde herkesteki sima farklı. Daha ustadın ifadesi ha. Her bir sima ayrı bir kitap. Kitap geneldir. Mektup hastır. Kitap herkese hitap ediyor, has değil. Her bir sima ayrı bir kitap. Ve bütün kitaplarda kullanılan harfler aynı olduğu halde. İfade ettiği mana ise farklı olması gibi. Adeta mektubu samedani, kitabı Rabbani gözüktüğü yer... Herkes de aynı manada olamıyor. Bu anlaşılandı yeşil. Tamam mı? Bu burada bitmişti. Peki. Burada ben kesiyorum. Allah gecenizi, gündüzünüzü mübarek etsin. Cenab-ı Hak ya nasip haftaya inşallah
kaç oluyor? He? Altısı. Ertesi gün seçim var yani. Tamam. Yok haftaya altısı değil. Dersin altıncısı şey oluyor. Ha ha, dersin altısı. 30 Mayıs. 30 Mayıs mı? O zaman iki tane de var. Yani şu, çok acele ettim ve yani bitireyim dedim ama herhalde çıkamayacağız bundan. Efendim, vâhir devâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha temâs-selâvâ.